Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün bize balık getiren balıkçımız her zamanki gibi 1,5 kilo kadar karışık balık getirdi. Bu balıkları ben şimdi size tek tek tanıtacağım. Bu Fethiye Körfezi'nden tutulmuş balıklar. Fethiye'nin körfezinde evet. Şu görmüş olduğunuz sarı çizgili balığa Fethiye'de paşa pantolon diyorlar. Bu bir çeşit barbun. Paşa barbunu diyen de var. Evet. Biliyorsunuz barbun son derece lezzetli bir balık. Hastaları da var. Bu balık da aynı şekilde çok lezzetli balık. Şu sarı çizgisinden ismini almış. Evet efendim. Mercan tabii bizim bildiğimiz mercanlardan. Buradan birkaç çeşidi var. Bu görmüş olduğum kuyruğu kuyrukta küçük bir çıkıntısı var. Onun için buna Fethiye'de balıkçılar kuyruklu mercan diyorlar. Mercan tabi lezzetli balıklarımızdan, ben çok severim. Özellikle balıkları pişirdikten sonra tavada kalan yağın üzerine bir miktar sarımsak ve küçük bir miktarda limon sıktıktan sonra sos olarak üzerine döktüğünüz zaman çok lezzetli oluyor. Evet. Şimdi şurada istavrit görüyorsunuz. Aslında Akdeniz'de çok fazla istavriti olmuyor ama daha çok lopa oluyor burada. İstavriti yakaladığımız gelen balıklardan. Evet. Bu da iri olduğu için tabi lezzetli. Bunu daha önce daha küçük boylarını paylaşmıştım. Burada da bir tane sardalyamız var. Evet, sardalya denizin bereketi tabi. Bütün büyük balıklar sardalya yiyerek besleniyorlar. Çeşitli pişirme biçimleri var bunun. Filote yapanlar var. Biz ağırlıklı olarak bunu sağ arkalı önlü pişiriyoruz için temizledikten sonra. Evet. Bu da bazı bölgelerde bunun içine fileto yapıyorlar. Özel soslara batırıp kılçıksız bir şekilde çok güzel pişirenler de var. Evet efendim. Balıkçı arkadaşımız bize bir tane mavi yengeç göndermiş. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Mavi yengeç. Şöyle arkalarını göstereyim size. Evet. Bu da mavi yengecimiz. Tabi bu arada bu arkadaş var. Bir tane misafirimiz var burada. Bir yavru kedi var. Ben çekim yaparken bana engel oluyor biraz. Bakalım şimdilik susuyor. İleriki dakikalarda neler yapacak merakı bekliyorum ben de. Evet, bir istavrit daha. Evet, şimdi şurada bir görmüş olduğunuz bu lokum balığı. Bunlar önceden tanınmıyordu, pek fazla rağbet edilmiyordu bu balıklara. Fakat insanlar denize düşkünlüğü arttıkça, denizi daha iyi tanıdıkça pek çok balığa bilinmeyen, az bilinen balıklara da rağbet yavaş yavaş arttı. Lokum balığı da, şu görmüş olduğunuz misafirimizi de gösterelim. Evet, çekil bakalım sen, çekil bakalım. Bu şimdi normal bunu tavada pişirdiğim zaman bembeyaz çok güzel bir eti var. Fakat diğer balıklar kadar lezzetli bulamadım. Buna bir sos takviyesi gerekebilir. Bunlar yine süpermarketlerde vesaire revaçta Antalya bölgesinde falan satılıyor bunlar. Özellikle süpermarketlerin balık reyonlarında bunları bulabilirsiniz. Evet efendim, başka bakalım. Ne var? Evet. Bir tane, evet, bir tane de iri mırmır var. Evet, bunlar çok lezzetli balıklar. Gerçekten bembeyaz etleri oluyor. Hayran olmamak elde değil.
Çok lezzetli balık bunlardan. Şu çipura gibi ama bu çizgilerden mırmır olduğu anlaşılıyor. Evet efendim. Bakayım başka var mı? Başka yeni balık. Balığımız var mı? Şöyle bir kısaca göz gezdirelim. Evet, lokum balığımız var biraz. Evet. Evet. Evet sevgili izleyenlerim. Bunlar dediğim gibi Fethiye Körfezi'nde yakalanmış olan balıklar. Hepsi yerel balıklar yani. Şöyle kısaca size bunları tanıtmaya çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.